Al İsmet ye bunu da ben yemeyeceğim. Little, do you want to take those are really nice, yes. Ve dördüncü gün. Eğer bu kanalda yeniyseniz ben İsmet Müstecep, video üreticisiyim, 23 yaşındayım ve son 5 yıldır dünyayı geziyorum. Sadece bu senenin başından beri 18'i ayrı ülkede dolaştığımı düşünürsek seyahatlerimi vlog halinde çekmek ve YouTube'a yüklemek gibi bir karar aldım. Bundan sonra umarım devam edeceğim. Bu videoda Uganda'nın içlerine kadar uzanan yolculuğumu, yoksul, elektriksiz ve suyu dahi olmayan köylere gidişimi, yaşadığım deneyimleri kendi gözümden izleyeceksiniz. Selamünaleyküm, konnichiwa. Bugün benim evimi göstereceğim size. Benim annem, benim babam burada neler yapıyor, nasıl bir hayat yaşıyor. Saygılar, sevgiler. Umarım beğenirsiniz. Hamza yine bebe tuda attı. Bütün hepsine nasıl açılıp yeneceğini de öğrendi şu an. Ona bak böyle. Tarif ediyorum. Bugünkü dramamız hemen şöyle bir diğer yerli Afrika halkının köylülerinden bir tanesinin evi. Of, ocakta hemen bir şeyler pişiyor. Ne pişiyor? Bir çeşit bitki pişiyor sanırım içerisinde. Ailenin o akşamki yemeği var. Umut abi hemen çocuklarla orada toplanmış. Onlarla oyunlar oynuyor. Ve burası da iki odalı, bir pencereli bir ev. Sanırım şurası market, bakkal gibi bir şey. Hi. Hello, how are you? What do you have? Oh, bakalım. Çaylarımız var, Arabik kahvemiz var, orada hemen kolalar var. Burası da köyümüzün küçük market. Güzel çekimler yaptık ya. İnanılmaz güzel bir köymüş burada. Esnaflar, Umut abiler devam ediyor. Çocuklar çok eğlenceli. Duygular çok gerçek. Köyden her internetleri, elektrikleri yok. Gerçek insan formunda kalmışlar. Şehirleşmemişler. Yapaylaşmamışlar. Bu gerçekten sizi de canlandırıyor. Bakın. Evet çocuklar koşuyor şu an. Sen de çok güzel böyle. Evet, hadi gidelim. Ve iki günlük arazi yolculuğu sonrası su kuyularının açılması, köydeki ziyaretler ve çekimleri bitirmemizin finalinde Kampala'ya doğru yeniden yola çıktık. Yaklaşık 4 saat veya 5 saatlik bir yolculuk bizi bekliyor uzun uzadıya. Hep birlikte arabayla bu minibüsle seyahat ediyoruz. Kampala'ya vardıktan sonra birazcık daha çekim yapacağız oradaki yetimhanede. Ve ardından alışveriş ve hediyelik kısımları başlayacak. Orada tabii ki pazarlıklar konuşacak. Tabii aynen. O kısımları ben de çok merak ediyorum. Sağlam pazarlıkları izleyeceksiniz bence. Evet o zaman size iyi seyirler, bize de iyi yolculuklar. Allah'ım şu küçüklüğe bak. Pişt. Ne yapıyorsun? Gördüğünüz kompleks Uganda'da, Kampala'da bulunan büyük yetimhanelerden bir tanesi. Türkiye'den buraya pek çok yardım kuruluşu geliyor. Fakir insanlara pek çok yardımlar bu noktadan ulaştırılıyor. Evet, karşıda hemen Umut abiler ortamı hareketlendirmek ve çocukları eğlendirmek için müzik açtılar.
tutarlı yaşam mücadelesi veriyor. Hamza'nın elini tutarlı bırakmamak. Yetimhanedeki çekimle tamamladık. Buradaki çocuklarla çok güzel şeyler çektik. Gerçekten çok acayip görüntüler, sinematik şeyler çıktı. Dün devam ediyor. Çokça çalıştığım için çok fazla vlog çekemiyorum açıkçası. Çünkü bu daha öncelikli şu an. Ancak olabildiğince aralardan bir şeyler çıkıyordur eminim. Bu arada burayla ilgili, Afrika ile ilgili merak ettiğiniz şeyler, aklınıza gelen sorular olursa mutlaka yorumlar kısmına yazın ki ben de onları bileyim ve cevaplayabileyim. Gördüğünüz çocukların çoğu yetim ve yoksul insanlar, özellikle seçilerek buraya getiriyorlar. Salih abi bu, Afrika'da yaşayan Salih abi bu organizasyonların organizasyonunu yapıyor. Genel itibariyle ortam gerçekten çok şenlendi bugün. Bayağı Ankara havalarıyla birlikte ilerliyoruz. Yemekler hazır oldu ve hemen hemen hepsi ellerindeki yiyecekleri paketleyip eve götürdü. Muhtemelen diğer aile üyeleriyle paylaşacaklar. Bu niye böyle bandı yapıyor? Götürmeleri sevişiyor. Çocuk evine götürüyor bunu. Annesi ve babası da yiyor. Et var, pilav var. Normalde bunu yiyemez yani. Her gün biz veriyoruz burada. Burada her gün 5-6'lik yemek veriliyor. Aa ne güzel. Her gün. O kadar kalabalık ki. Valla benim cımbılımı bulamıyorum şu an, harika. Ah süpersin. Nefesim gitti, yemin ederim nefesim gitti. O kadar çocuğun insanın arasında kalınca Umut abi yine bulmuş bir tane kendisine. Küçük çocuk, seviyor onu. Bugünkü çekimleri tamamladık. Şimdi kaldığımız yetimhaneden dışarı çıkıyoruz. Nihayetinde tamamlayabildik. Açıkçası çocuklarla çekim yapmak hiç kolay bir şey değil. Bayağı zor bir şey ve buradan da sanırım lağım geçiyor. Acayip kokuyor ya. Burada altyapı hiç oturmadığından sebep şu an ghetto gibi bir bölgedeyiz. Mesela şu gördüğünüz yer normal su aktığını düşünmüyorum. Bayağı ağır kesip pis bir koku var etrafta. Evet bakalım şimdi yemek yiyeceğiz, sonra otele gidip dinleneceğiz. Yiyebileceğiniz en lezzetli muzların en azından görüntüsünü olsa göstereyim. Bu iklim, bu tropikal bölgelerde gerçekten bunların tatları çok farklı oluyor. Muzun, ananasın, mangonun tadı çok farklı oluyor. Şimdi burada çeşit çeşit muzlarımız var. Bu en büyüklerinden. Ben açıkçası pek yemiyorum. En güzelleri bence şuradaki yeşiller ve küçük sarılar oluyor. Bunlar hele böyle küçük bal lokumu falan gibi bir şey. Ayrıca burada mangolarımız varmış sanırım. Oradan ufaklıklar da bizi izliyor çünkü burada çok az beyaz var. Bu ülkede gerçekten çok az beyaz var. Bir ortama geldiğinizde mutlaka dikkat çekiyorsunuz ki hele ben böyle Rambo gibi gezdiğim için daha da dikkat çekiyorum doğal olarak. Bir de beyaz beyaz parıl parıl parlıyorum abi. Bugün bir tane abiyle tanıştım burada. Ne kadar çok beyazsın ya sen falan diyerek cümleye girdi. Ve omuzlardan almaya karar verdik. Şimdi küçük güzelim ne kadar şirin bir dükkan abi, şuna bakar mısınız ya, banana fruit yazmış, mangos, avokados. Bu kadar lokal bir yer olamaz. Şimdi buradan mis gibi bal gibi lokumlardan alacağız, yani muzlardan, ve onları afiyetle yiyeceğiz. Salih abicimiz sağ olsun. Ah, eyvallah Salih abi. Ve otele geldik, şimdi yerleşiyoruz, ardından ufak bir şehir turu yapacağız. Başlamak gerekirse öncelikle burası odanın manzarası. Karşıda Kampala ve tepeciklerini görüyorsunuz. Ve burası da odanın içerisi. Geçen geldiğimde vlog çekmiyordum ama bu sefer bir oda turu yapma zamanı bence. Şöyle bir tane güzelim yatağımız var. Bir tane burada hemencik çalışma masası, televizyonu, kliması ve penceremiz hemen orada. Burada böyle ufak tefek bir şeyler koymuşlar. Ne efendim, bir tane şeker koymuşlar. Çaylarımız var. Ve burada bir tane şöyle bir dolap varmış. O içerisinde kasa var. İçi boş. İçeriden bir yerden müzik sesi geliyor. Acayip bir şekilde kokuyor dilleri. Vay. Vay, galiba şu karşıda hemen cidik bir tane restoranda gece kulübü falan var. Ve evet gençler, şimdi birazcık dinlenip hemen KFC'ye doğru gideceğiz. Yakınlarda bir tane KFC bulduk. Buradan efendim. Lavaboya mı?
Hamza bir şey dedi ama. Tamam, 5 dakikaya buluşalım. Birazdan hemencik gidip KFC'ye yiyecek bir şeyler alıp yeniden otele geleceğiz. Çünkü acayip deli gibi açım abi yani. Oo. İnanılmaz ayrıca açım ve hiçbir şey yemedim. Sabahtan beri de çalıştık. Şimdi gidip güzelce karnımızı doyuralım. Çıktık KFC'ye doğru ilerliyoruz. Açıkçası yanımızda herhangi bir lokal olmadan nasıl Uganda'nın... Nasıl iki elle tutarak vlog çekiyorum? Aynen şöyle yaptım. Ya o kadar çok şey anlattılar ki hani arabanın camı şu kadar açık olduğu halde bile mesela motorla alıp direkt kaçırıyorlarmış. Bunlar yaşanmış şeydi hani ihtimal aynen olarak anlatılmıyor. Direkt yaşandı etti. Cebimde iki elle tutuyorum, adam vuruyor diyor kolumu, atlatıp telefonu alıp gidiyor motorla diyor. Evet gerçekten yani ve hani 1, 2, 3 falan değil gerçekten çok daha fazla. Bununla ilgili hikayeyi dinlediğim için şöyle kusura bakmayın, o aradan bir yerden beni göreceksiniz ama görebildiğiniz kadar Uganda'da vlog böyle çekiliyor arkadaşlar. Uganda'nın yönetiminde çok ciddi sıkıntılar varmış mesela. Özellikle bu hafta bir sürü bomba patlamış şehirde ve 7'den sonra çıkma yasakları var bu arada ülkede. Şu an KFC diye geldiğimiz Google Maps'te görünen yeri gösterebilirim. Dırırın. Biraz sonra bayağı karanlık olacak. Geri dönüş yoluna nasıl geçeceğiz bilmiyorum. Ayrıca 7-8 dakika sonra da sokağa çıkma yasağı başlıyor. Sonra şu an KFC'yi arıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi yolun böyle bir yerinden yürüyerek KFC bulmaya çalışıyoruz. Karanlık olacak birazdan. Şu an böyle olduğuna bakmayın. Geri dönüş yolunda. Ve şunu da söylemeliyim ki beyaz olduğumuz için gerçekten çok ama çok dikkat çekiyoruz. Muhtemelen 100 bin insanın arasında birkaç tane beyazız ve bu gerçekten çok dikkat çekici. Ve evet KFC'yi bulduk sonunda. Biz girdik, arkamızda görevli kapıyı kapattı. Yani 2 dakikayla... Vay be, pasaportunu sordum dedi ki bu ay... Faturaları ödemediler, o yüzden şu an... Oha! Ayrıca tavuk da yok orada. KFC'de tavuk yok ya. Peki. Abi herifler Wi-Fi'nin faturasını ödememişler. Durum gerçekten çok gergin. Etrafta neredeyse hiçbir ışık yok. Beni görebiliyor musunuz onu bile bilmiyorum. Tamamen Afrika'nın göbeğindeki bir şehrin gettolarında yürümek böyle bir şey olsa gerek. Çok fazla açıkçası güven hissedemiyorum, hissetmek isterdim. Bu insanların elindekiler bizimkilerden çok daha farklı seviyelerde. Dolayısıyla sadece bir telefonum olduğu için bile mesela başıma bir şeyler gelebilir yani. Böyle bir olasılık var. Pek çok insan karnını bile doyuramıyor bu coğrafyada. Doyuranlar da 50-60 dolarlarla, iyi çalışanlar bu paralarla hayatta kalıyorlar. Ve dolayısıyla bizimkinden, hep söylediğim gibi, bizimkinden gerçekten çok farklı biliniyor. 12 seconds later. Ve demiştim ki, tam olarak demiştim ki Afrika başımıza... Afrika sopasıyla dokunuyor gerizekalı ya. Felaket bir şey yaşadık az önce. Kanka belamızı arıyoruz. Vallahi belamızı. Resmen ama para istiyorlar. Hani direkt para istiyorlar. Gene kenara çekin diyorlar ama elinde job var adamın. Kocaman ince uzun doku ittiriyor şöyle. Oha dedim ben kesin vuracak herhalde bize. Böyle sokak dayağı niye, falan gibi bir şey yaptı. Niye maskeniz yok bu? Dedi ki o zaman bana meyve suyu alın dedi. Şaka mısın abi sen? Neyse ama beyaz olduğumuz için yani tamamen, çünkü az önce de dediğim gibi çok felaket derecede dikkat çekiyoruz. Ne bileyim işte alıp bizi zorla bir yere falan götürmek isteseydi yapabilirdi yani. Çünkü elinde silah vardı ve hiçbir şey yapamazdık. Aynen ve şey yoktu, biz iletişime de geçemiyoruz. Hani bizimkilerle iletişime geçsek belki... İnternetimiz falan da yok hiçbir şekilde. Yani tamamen böyle hardcore bir şekilde dalmak. Son bir 100-150 metremiz. Ve şimdi suyun umarım... şu ışık olmasa şu anda sokakta zerre ışık yok. Aynen, hatta hiç suratımız gözükmediği için mecburen flash yakmak zorunda kaldım. Pek çok sokakta hemen hiçbir ışık yok. Tamamen arabaların farlarıyla yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Ve şöyle vakallar var. Yürümek gerçekten çok riskli ve hala yemek bulamadık. Bu akşamki karnımızı doyurma ekmek mücadelesine Afrika'nın bağrında devam ediyoruz. Ve yine Türk'ün imdadına Türkler koştu. Konyalılar koştu. Sağ olsun Salih abim. Senin bu parayı aldığın zaman ne zaman? Lan vallahi çok güldüm. Ağzında ne alsaydın kardeşim? Ya ağzı sevmiyorum çünkü kusacak gibi oluyorum. Burun en azından hafif acıtıyor ama çözülüyor. Bu tabi diline değdirdi. Ben dilime dokundum. Evet, herkes burada PCR konusunda bayağı deneyimli. En son İran'da bir tane abi sokuyordu. Her yerde sokuyordu. Ben de iki kere soktum. Bilmiyorum en son neredeydi. Neyse. Evet. The next morning. Ve bu
bugün Uganda'daki son günümüz. Akşam uçağımız var. Gidelim şeyler satan bir bölgeye geldik. Ben şöyle iki tane, üç tane yüzük aldım. Bir tane de şöyle güzel bir tane kolye aldım. Geçen geldiğimde bunu alamamıştım. Ve şöyle inanılmaz güzel tablolar yapan bir başka mağaza var. Kendileri çiziyorlar bunları ve inanılmaz güzel şeyler. Aynı zamanda buradaki küçücük dükkanlarında satıyorlar. Böyle bir sürü fil resimleri var. Zürafalar, yergedanlar. Gerçekten çok güzel, aşırı yetenekli ve başarılı şeyler yapıyorlar. Ve gördüğünüz şu tabloların hepsi için toplamda $850 falan para istiyorlar. Bunu duyan biz şöyle bir sessizliğe geldik. Az önce gelelim. Bir hesapladı İsmet, bir sıfır eksik hesaplamış. Ben diyorum ki niye bu kadar ucuz diyorum ya. Az önce pazarlık yapmaya kendisi, kıyamadım yani. Aynen öyle $84 çevirmiştim. Meğerse o $840. $500? O kadar param yok. $200 çok az. Tamam. İki tanesini alırsan diyor. İki tanesini alırsan para vermem zaten. Balım. Finish. Şovu kes, hadi paketleyin şunları da gidelim. Ne hadde $800 istersiniz? $800 ne kadar çok büyük para biliyor musunuz ey hali? Dedik ama... One hour later. Umut abi tahmin edin bakalım kaç euroya aldı bu tabloların hepsini, 300 euroya çözdü. Herkes gülüyor, bu güzel bir haber. Ve Hamza da kafileye dahil oldu, bir sürü tablolar şu an alıyor. Of of of, bütün ekip şu an hazırlık yapıyor. Allah, anlaşmayı Umut abi yapacak, ben sadece... Seçiyorsun. Ve ekip orada pazarlık yapmaya devam edersin. Burada bu videonun artık sonuna geliyoruz yavaştan. Bu Afrika seyahatini, bu Uganda'yı size aktarmaya çalıştım olabildiğince. Bu vlog işlerine yeni başlıyorum açıkçası. Hatalarım, kusurlarım olduysa affedin. Aklınıza gelen, merak ettiğiniz herhangi bir şeylerle ilgili yorumlara yine söylüyorum. Bana yorum bırakabilirsiniz. Bu konuda beni eleştirebilirsiniz. Ben de bu şekilde vlogları, videoları yönlendirebilirim. 3, 2, 1. Cemal! Ve Hollywood'a geldik. Thank you madam. Ya şu an eski anılarım canlandı. Tam olarak 2018'de, bundan 5 sene önce ilk kez buraya gelmiştik. Yani İngilizce bilmiyorduk ve taksici falan bulmaya çalışıyorduk. Çok çaresiz bir şekilde. Şimdi neredeyse 5 yıl sonra yeniden buradayım. Ben bu havalimanında İsmet'le tanışmıştım. Ya bu havalimanı çok anısı var. Sağdaki vardı, kuş sesleri vardı. Tam burada. Ben de ilk Afrika kıtasını açıkçası bu havalimanında basmıştım. Benim için çok fazla anısı olan yer ve 3. kez geliyorum. Oha.